Evliya Çelebi, Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Nil kıyılarından Hazar Denizi'ne ve ötelere kadar ömrünün 40 yılını seyahat ederek geçiren bir Osmanlı seyyahıdır. Onun dünya şehirleri üzerine gözlemleri 17. yüzyıldaki en orijinal kayıtlardır. Seyahatlerinde gördüğü her şeyi ve anılarını bizlere bıraktığı 10 ciltlik seyahatnamesinde anlatmaktadır. Evliya Çelebi'nin ayak izlerini takip ederek dünyanın en eski şehirlerinden biri diye tanımladığı Beyrut'a geldim. Ve şimdi keyifli başkent Beyrut'u kuş bakışı seyredeceğim. Koş 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 koş. Evet devam et. Harika. İnanılmaz. Bu harika bir deneyim. Evet. Evet, muhteşem. Beğendin mi? Evet, çok beğendim. Harika. Manzara muhteşem değil mi? Evet, muhteşem. İnişe hazır ol, tamam mı? Tamam. Evet. Harisa Dağı'nın zirvesinden yere ayak basana kadar çok keyif veren harika bir deneyim yaşadım. Ve şimdi Beyrut'un kalbine gidiyorum. Beyrut bir kontrastlar kentidir. Çan kuleleriyle minareler, modernle geleneksel, eskiyle yeni adeta birbirini tamamlayan unsurlarıdır Beyrut'un. Batı ile doğuyu buluşturan, İslam'la Hristiyanlığı çarpıştıran, geceyle gündüzü karıştıran bir senaryonun sahne aldığı bir yerdi. Beyrut, bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i olarak kabul edilirdi. Şu anda Beyrut'un kalbi olan Necme Meydanı'ndayım. Bu meydan saat kulesiyle dünya çapında bir ikon haline geldi. Herkes kocaman bir gülümsemeyle bu tarafa bakıyor. Harika! Hoşçakalın gençler. İstanbul'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şehrin kalbi konumundaki Necme, Yıldız Meydanı Beyrut'un özeti gibidir. Bir yıldız şeklindeki meydana açılan yollardan hangisine girseniz, tarihin farklı bir katmanı karşılar sizi. Beyrut'un en eski ve en büyük dini yapısı olarak bilinen Ömer Camii de buradadır. Vay canına! Burası, Evliya Çelebi'nin yazılarında bahsettiği kapı olmalı. Evliya Çelebi'nin anlatımı ile kalabalık cemaate sahip bir ulu camidir. Bu caminin ruhaniyeti Şam'da Ümeyye Camii'nde ve Mısır'da Eser Camii'nde yoktur diye not düşer seyahatnamesinde. İç savaş sırasında büyük zarar gören cami, yıllar süren onarımdan sonra tekrar eski haline kavuşmuş. Evliya Çelebi, Ömer Camii'ni ziyaret ettiğinde caminin içini boydan boya adımladı ve 120 ayak geldiğini kitabında yazdı. Gerçekten de 120 adım. Maşallah.
Bu harika. Meydanın çevresinde Paşa Sarayı gibi şimdi devlet daireleri olarak kullanılan Osmanlı binaları ile de karşılaşırsınız. Beyrut'u tanımak için önce anlamak gerekiyor. Timur Göksel, eski Birleşmiş Milletler gözlemcisi ve Beyrut'un şifrelerini en iyi bilen bir uzman. Şimdi Timur Bey ile görüşmeye gidiyorum. Beyrut hakkında anlatacağı çok şey var. Timur Bey, davetimizi kabul ederek bizi şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bize Beyrut'la ilgili çok değerli gözlemleriniz ve tecrübeleriniz ışığında neler söyleyebilirsiniz acaba? Buyurun. Öncelikle Lübnan'ı Orta Doğu'nun geri kalanından ayırmamız gerekiyor. Hiç aynı olmadı. Kendine özgü bir ülke mi? Her anlamda benzersiz, her anlamda. Onlara siz bir ülke değilsiniz, bir kara parçasısınız diyorum. Siz bir millet değil, gruplar halinde topluluklarsınız diyorum. Bana... Doğru. Çok kızıyorlar çünkü gerçekten kimse göğsünü gere gere Lübnanlıyım diyemiyor. Hayır, biz Sünniyiz, biz Hristiyanız, biz şuyuz, buyuz vesaire. İşte bu tarihsiz yaklaşım 1970'lerde 200 bin kişinin ölümü ve ülkenin yıkımıyla sonuçlanan bir sivil savaşa neden oldu. Ve sonuçta hiçbir şey değişmedi. Ve şimdi çok ilginç bir şekilde Suriye'de savaş başladığında herkes bir sonraki savaşın Lübnan'da çıkacağını bekledi. Çünkü iki ülke birbirine çok yakın, adeta iç içe. 5 yıldır tüm dünyanın beklediği savaş Lübnan'a sıçramadı. Çünkü Lübnanlılar yaşadıkları acılardan ders almıştı. İşte bu yüzden Lübnan her anlamda kendine özgü bir ülke. Beyrut'taki Roma dönemi hamam kalıntıları, şehrin sosyal hayatı hakkında önemli ipuçları verirken, ısıtma sistemi de modern kombilerin oluşumuna ilham vermiş. Tarih boyu sayısız savaş ve yıkımlara rağmen her seferinde küllerinden yeniden doğan, umudunu hiç kaybetmeden alabildiğine yaşamaya çalışan Beyrut'u Nizar Kabbani'den daha iyi kim anlatabilir ki? Ben Beyrut. Sizin ölüm ilanıyla değiş tokuş ettiğiniz, hak etmediğiniz sevgi şiiri. Korniş olarak bilinen Akdeniz kıyı şeridi, belki de Beyrut'u yaşanan bunca acılara rağmen ayakta tutan can damarıdır. Tüm Beyrut burada soluklanırlar. Koşan, yürüyen, sürekli seyahat halinde olan ve geçmişte yaşanan kötü anıları unutmaya çalışan insanlar vardır burada. Korniş'in göz bebeği ise Beyrut'un önünde doğal bir anıt gibi duran güvercin kayalıklarıdır. Beyrut'un en güzel yerlerinden biri olan Rafşa bölgesinde doğal bir oluşum olan güvercin kayalıkları, rüzgarın ve deniz dalgalarının etkisiyle meydana gelmiş. Güvercin kayalıkları çevresinde pek çok kafe mevcut. Bu doğal anıt eşliğinde kahvenizi içip gün batımını izleyebilirsiniz. Beyrut'a gittiğinizde şehrin tüm güzelliklerini görmek ve tarihi koklamak için İlk olarak Ravşa'ya gelmeniz tavsiye edilir. Burada güvercin kayalıkları üzerinden gün batımını izlemek adeta bir ayrıcalıktır. İşte burası.
Sabahın ilk ışıkları ile Beyrut'un sırtını yasladığı dağlarda dünyanın yedi harikasına aday mağarada yolculuk yapmanız mümkün. Hangi yoldan gidiyoruz? Giriş burası mı? Aman Allah'ım! Dünyanın en uzun ve en büyük mağaralarından birindeyim şu anda. Bu mağaralar yaklaşık olarak 180 yıl önce keşfedilmiş. Bu demektir ki Evliya Çelebi Beyrut ziyaretinde maalesef bu harika yerleri gelip göremedi. Ve bugün onun adına da bu nefes kesen güzellikteki mağaraları ziyaret ediyorum. Halen oluşumları devam eden onlarca sarkıt ve dikitler var mağarada. Bunlardan bazıları birleşmiş durumda. Bu harika mağaranın en yüksek ve en alçak kısımlarını görebileceğim bir yerde duruyorum. İkisi arasındaki mesafe 108 metre. Burada ilginç bir şey daha var. Akustik. Ve bu mağaranın akustiği gerçekten fantastik. Merhaba. Wow. Buyurun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Üst mağaradan 60 metre aşağıda konumlanmış olan alt mağaranın içinde büyük bir göl var ve sadece botlarla belirli bir mesafeye kadar gezilebiliyor. Bu harikulade. Jeto Grotto'nun alt kısmındayım şu anda. Nefes kesici güzellikte. Burası 7 kilometre uzunluğunda. İnanabiliyor musunuz? Bu yere gerçekten aşık oldum. Harika. Jeto Grotto'nun dünyanın 7 harikasına aday gösterilen finalistler arasında olması hiç şaşırtıcı değil. Vay canına. Burası çok büyük bir mağara. İçinde kumlu plajı olan bir ada bile var. Burası harika bir yer. Süper. İnanılmaz. Hey, beni yalnız bırakıp gitmeyin. Beni bırakıp gitmeyin. Yardım edin. Yardım edin. Jeto Grotto yolculuğu fazlasıyla iştah açıyor. Şimdi Akdeniz kıyısında meşhur Lübnan mutfağıyla tanışma zamanı. Oh, şuna bir bakın. Şahane. Bu bir şölen, bir yemek festivali. Fantastik. Şuna bakın, vay canına. Vay, harika bir sunum. Size çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Vay. Lübnan'a küçük Orta Doğu deniyor. Ama Lübnan'ın sofrası bütün Orta Doğu'nun yemek kültürünü içine alacak kadar büyük. Gerçekten harika bir lezzet. Ve tabii kebap Lübnan sofrasının olmazsa olmazı. Şu masanın zenginliğine bir bakar mısınız? Her şey için çok teşekkür ederim. Lübnan'ın leziz yemeklerini tattım. Ve şimdi de Lübnan müziklerini dinleme zamanı. Yemek ve müzik Lübnan'ın vazgeçilmezleridir. Savaşın en yıkıcı olduğu zamanlarda bile ülkede müziğin sesi hiçbir zaman kesilmemiş.
Bu kadarı yeter. Yarın erkenden rehberimle buluşacağım. Bana Beyrut'un çevresini gezdirecek. Ve sonra da Sayda'ya gideceğiz. Beyrut'ta yaşam, kaydedilen günlerin acısını çıkarırcasına hiç durmaksızın 24 saat devam eder. Sabahın ilk saatlerinde bir kahvede buluşmak üzere rehberimle anlaştık. Faruk Bey, merhaba, ben yukarıdayım. Merhaba, şimdi yukarı geliyorum. Tamam. Lübnan tarihine tanıklık eden Köpek Nehri ve Üç Gözlü Köprüsü'nü Evliya Çelebi de seyahatnamesinde uzun uzun anlatır. Vadinin üstünde yükselen Harisa Dağı ise Lübnanlı Hristiyanlar tarafından kutsal sayılır. Evliya Çelebi, Sayda yakınlarında Ciyeye köyünden bahseder ve deniz kıyısında yüksek ağaçlar içinde bir türbe vardır. Sayda ve Beyrut ulemalarına göre Hazreti Yunus Nebi makamıdır der. Evliya Çelebi devam eder. Hazreti Yunus'u yutan balığın kemikleri hala nur dolu mezarın civarında gömülüdür. Bütün Arap şeyhleri bu konuda görüş birliğindedir. Makamı Nebi Yunus. Gale Allahu Teala fi kitabihil hakim. Evliya Çelebi'ye göre Yunus Aleyhisselam Yunus balığının karnından burada çıkmış ve makamının da burada olduğuna inanılıyor. Sayda, Lübnan'ın güney kıyısında gidilecek son durak. Evliya Çelebi Sayda Kalesi'ni şöyle anlatır. Bu Sayda Kalesi, Akdeniz kıyısında sanki bir adada yapılmış sağlam bir kaledir. 500 adım uzunluğunda 11 göz taş köprüyle iç kaleye varılır. Tanrı'nın hikmeti bu limanın kuzeyinde deniz içinde kudretli eliyle uzun uzun kayalar dizilmiştir. Bu kayalar ile kale arası da bir büyük limandır. Büyük kadırga ve kalyonlar bu mahalle demir atıp yatarlar. Kısacası Akdeniz iskelelerinde böyle büyük bir liman yoktur.
Bu limanın güney tarafındaki Sayda şehri içinde 3 mahalle ve 1200 toprak ve kireçle örtülü saraylar ve diğer evler vardır. Bu şehirde asla ahşap bina yoktu. Hepsi taş ve tuğla yapılardır. Bu arada Sayda mayhoş peynirli tatlısıyla meşhur. Doğru mu? Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Tadına bakabilirsin istersen. Öyle mi? Çok isterim. Sevdin mi? Hmm. Tamam, devam edelim o evet. zaman. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. 17. yüzyılda Sayda'da 3 hamam ve 4 hane olduğunu söylüyor Evliya Çelebi. Vay canına. Harika evet, görünüyor. Evet, harikadır. Güzel bina. Evet. Evet. Buradan mı Buradan gidiyoruz. Gidiyoruz. Fantastik. Sabun Hanı veya yerel adıyla Kahan Sabun, bugün Sayda'nın dünyaca meşhur sabun müzesi. Bir zamanlar bu tarihi binada bir sabun fabrikası olarak hizmet veren sabun müzesinde 17. yüzyıldan kalma üretim teknikleri ve geleneksel olarak sabunun zeytinyağından nasıl yapıldığı gösterilmektedir. Bunlar da sabun kalıpları. İşte. Sabunu imal etmek için bu kalıpları kullanıyorlar. Siz hangi kalıbı isterseniz buradan seçebilirsiniz. İçini evet, sıvı haldeyken evet. içini dolduruyorlar. Sonra evet, sıvı sabun kabın şeklini alana kadar da bekliyorlar. Tam olarak ne kadar beklediklerini evet. bilmiyorum. Bu şekillerin hepsi de cami süslemeleri. Bütün bunlar camiden evet. mi alınmış? Burada yazılı bir şey evet, mi var? Evet, bu gördüğümüz aletlerle evet. sabun evet. daha yumuşak haldeyken Anladım. Çekiç gibi vurarak yazıyı oraya işliyorlar. Logoyu da aynen ağaç çekiçlerle vurarak oraya sabun evet. daha yumuşakken işliyorlar. Sayda'da 6 adet cuma kılınan cami olduğunu yazıyor Evliya Çelebi. Ve işte burada da şehirdeki en eski camilerden biri var. Bu tarihi caminin adı nedir? Burada yazılı. Babel Saray. Yani sarayın kapısı anlamını taşıyor. Sayda'nın en eski kahvehanesi cami ve hamamı ile saray külliyesinin bir parçasını oluşturuyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika. Buyurun. Afiyet olsun. Burası Sayda'nın en eski kahvehanesidir. Kim gelirse gelsin burada çay veya kahve içmeden Sayda'dan ayrılamaz. Harika, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şükran. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur diye bilinir. Bismillah. Sayda'da Türk usulü yudumlanan bu Osmanlı kahvesinin tarihi ise 400 yıl. Uzun bir gündü. Ama evet. dolu dolu geçti. Birçok yer gördük. Bunun için size teşekkür ederim. Biliyorum ki ziyaret edilecek birçok yer var Lübnan'da. Ne zaman isterseniz başımın üstünde yeriniz var. Sizi çok özel yerlere götürmek isterim. O zaman tekrar görüşmek üzere. Umarım hoşça kalın diyorum. En yakın zamanda tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Beyrut'un güney komşusu Sayda'da güneş Akdeniz üzerinde batarken Lübnan'da çıkılan bu kısa yolculuğun artık sonuna gelinmiştir. Sayda veya Sidon, benzersiz ve büyüleyici bir tarihe sahip. Evliya Çelebi, Beyrut'tan sonra bu harikulade yeri ziyaret etti ve Akka istikametinde yolculuğuna devam etti. Akka buradan sadece 80 kilometre uzaklıktadır. Fakat maalesef Sayda'dan Akka'ya seyahat etmek artık mümkün değil.
Sözün bittiği yerde şiir başlıyor. Ey Beyrut, sensiz bir dünya düşünülemez. Köklerinin gönlümüzün ne kadar derinlerinde olduğunu şimdi fark ediyoruz. Şimdi hangi suçu işlediğimizi anlıyoruz.